Hepinize yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size son zamanlarda yapmış olduğum alışverişlerimi paylaşacağım. Bir önceki videoda zaten söz vermiştim. Hatta sizden o kadar güzel mesajlar alıyorum ki gerçekten çok çok teşekkür ederim. Senin alışveriş videonu bekliyoruz, ona göre alışverişe çıkacağız falan diye. Size böyle ilham olduğum için, hani benim zevkime güvendiğiniz için ve beni desteklediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. O yüzden size fazla biriktirmeden hemen aldığım yeni sezon ürünleri göstereceğim. Zaten aslında bir ay önce aldıklarım da vardı. Biraz bizim video için biriksin. Ama ben zaten memnun kaldım. Beğendiğim her ürünü geldiği gibi paketi storylerimde mutlaka paylaşıyorum. Çünkü genelde de zaten Zara'dan alışveriş yapıyorum ama Zara'nın çok kötü bir stratejisi var. Yani alışverişe sevk eden bir stratejisi var. Haftanın iki günü yeni ürün getiriyor. Ve aldığınız sezon başındaki ürün iki hafta sonra eski sezon oluyor. Asla bulamıyorsunuz. Aynısını tekrar getirmiyor bazı ürünleri hariç. Sonradan biraz daha benzerini getiriyor. Aslında o açıdan da güzel. Herkes de her kıyafeti görmemiş oluyorsunuz üzerinizdekini. Çok böyle pişti olmuyorsunuz. Ama bu sefer de kaçırırım korkusuyla düşünme payı bile bırakmıyor. Hani alayım mı almayayım mı falan diye bir an önce almak istiyorsunuz. O yüzden aldığım parçaları da aslında bundan sonra daha sık paylaşacağım. Yine storylerde yine göstereceğim. Ama videolarda da daha sık ağırlık vereceğim. Hatta ben yeni sezona doğru gitmeye başladım. Böyle bikini falan aldım yani. Onları şimdi size detaylı paylaşacağım. Üzerimde de zaten görebileceksiniz çok rahat bir şekilde. Hemen ürünlere geçiyorum. Bilgi kutucuğunu hepsini zaten kodlarını falan bulup ekleyeceğim. O yüzden çoğunun üzerinde etiketlerini bıraktım ki benim için de kolaylık olsun diye. Şöyle ilk parçama geçiyorum. Hayatımda gardırobumda olan ilk batik parça. Gerçekten eskiden batikleri hiç sevmezdim. Gardırobuma da hiç eklemezdim. Ama bu sezon gerçekten çok güzel eşofmanlar, böyle bluzlar falan yapmaya başladılar. İnsan gerçekten fikrini değiştiren parçalar oluyor. Bunu da Zara'nın yeni sezonundan aldım. Çok güzel tril tril bir gömlek. Bu videoyu pazar günü çekiyorum. O yüzden hatta bugün bir post paylaşacağım bununla. Çok güzel bir parça. Üzerinizde yok gibi o kadar hafif, tam yazlık, efil efil bir parça. Kumaşı çok ince, çok güzel. Yalnız çok derin bir V'si var. Ben bunun önüne bir çatal iğne tutturarak kullanacağım. Veya içerisine mesela buralar giyebilirsiniz. Mesela şöyle Zara'dan aldığım triko buralar vardı. Hatta bu sezon bunun böyle çok güzel renkleri olanlar var. Öyle bir şeyle kombinleyebilirsiniz. Çok kısa şöyle spor üstleriyle falan kullanabilirsiniz. Biraz crop bir parça. Kol kesimleri oldukça bol. Böyle daha sanki İspanyol vari bir havası var. O yüzden çok çok hoşuma gitti. Böyle çok güzel bir parça. Arkası da şöyle kapalı. Güzel bir gömlek. Mesela denim şortların üzerine, jeanlerin üzerinde harika bir şekilde kullanabilirsiniz. İlk parçam buydu. Ve bir önceki videoda paylaştığımdan beri en çok soru alan gömlek bu. Saten lacivert gömleğim. Gerçekten bunu ben de çok beğendim. Hem rengini hem böyle saten oluşunu ve böyle döklümlü daha tok duran bir parça. O yüzden çok güzel. Crop bir parça. Zaten videoda üzerinde gördüğünüz şekilde duruyor. Böyle belinde geniş bir lastiği var ama şu lastik biraz... İçinde döndü galiba. Onu ben biraz düzelteceğim. Çünkü burada bir potluk yapıyor. Bunu small beden tercih ettim. Bu arada batik olan ilk small beden. Bu da small crop bir gömlek. Bunu da mesela şortların üzerine, eteklerin üzerine her şeyle çok rahat kullanabilirsiniz. Rengi çok çok güzel. Şöyle döklümlü duruşu çok güzel. Ve videoyu paylaştığımdan beri zaten en çok sorulan parçalardan bir tanesi bu gömlekti. İnanılmaz güzel döklümlü. Rengi falan çok güzel. Jean'in kalıbı dediğim gibi çok güzel ve çok yumuşak bir parça. Şöyle hatta boyunu da göstereyim. Tam benim bileklerimde bitti. Bendeki 34 beden. Ama gömlek gerçekten efsane. Çok beğeniyorum bunu. Bir gömlek. Bir tane de şöyle bunu alalı epey oldu. Umarım bu hala vardır. Göğüs yerleri kupları çok hoşuma giden bir bra. Bu da yine Zara'dan aldığım bir parça. Sarı rengi çok seviyorum ve kendimi de çok yakıştırıyorum açıkçası. Özellikle böyle bronzlaştığımda bu tarz renkleri giymeyi çok seviyorum. Daha ışıl ışıl gözüküyor. Mesela desenli
şortların, eteklerin, düz renklerin, beyaz jeanlerin, hatta şöyle gömleğin içinde falan çok rahat kullanabilirsiniz. Bu aslında bir takım olarak da böyle kilot şeklinde olan hani şortlarla beraber satılıyordu Zara'da. Ben takım insanı olmadığım için sadece üstüne aldım böyle yine gömleklerin içerisine veya işte yazın böyle daha döklümlü, uzun böyle kiloş el eteklerin falan üzerine giyerim diye. Ve bolca aksesuar kullanacağım bunlara, gold aksesuarlar. Öyle cıvıl cıvıl bir görünüm yaratmayı düşünüyorum. Bunu da small aldım. Zaten small'a kadar en küçük bedeni. Bu da Zara'nın yeni sezonunda. Bu elbiseyi zaten gelir gelmez hemen paylaştım. Çünkü ben bunu sezonda beğendim. Mağazalarda tükenmişti bile. Sadece online'da satışı vardı. Umarım bulabilirsiniz. Çok güzel bir antresi, triko elbise. Bunu da bu dönemde, hatta bahar videomda zaten göstermiştim. Bahar kapsül video. Konuşamadım. Bahar gardırobundaki ürünleri, dediğim gibi böyle gömleklerin içerisinde falan şu dönemde çok rahat kullanabilirim. Bunu böyle sneakerslarla falan kombinleyeceğim. Yazın da böyle sandaletlerle falan giymeyi düşünüyorum. Trikosu şey bir triko değil, yani yazın da kullanmaya uygun, oldukça ince. Böyle üzerinizde hani öyle bir ağırlık veya çok böyle sıcak tutacak bir triko olmadığı için çok rahatlıkla yazın da kullanabilirsiniz. Bir tane de şöyle bir parçam var. Bu aslında çok böyle basic bir parça ama ben her sezon gardırobuma ekliyorum. İnanılmaz işimi kolaylaştırıyor. Çünkü bu tarz şeyler blazerları giymeyi çok sevdiğim için onların içerisinde çok güzel duruyor. İşte gömleklerin içerisinde kullanıyorum. Bu tarz parçaları her sezon ekliyorum ve bence en iyi bu tarz böyle basic tişörtleri de Zara yapıyor. Şöyle likralı ve çok ince. Hatta şöyle göstereyim. Biraz böyle fitilli bir dokuması var trikosu. Siyahı ve grisi falan birçok renk alternatif de var. Bunu da Zara'dan alabilirsiniz. Bunu X small aldım. Videoyu tamamlarına kadar giymişken bugünkü kombinimle şu basic tişörtü de göstereyim dedim. Hem yaka açıklığını görürsünüz hem de askı detayını falan görürsünüz diye. Oldukça kalın ve yakası da gerçekten kapalı. Böyle ceketlerin içerisine, hırkaların içerisine, işte gömleklerin içerisine falan çok rahat kullanabilirsiniz. Ben bugün böyle kombinlemiştim. Bunu da hemen ekliyorum. Şu blazer'ımı göstereceğim. Tabii ki her sezon olduğu gibi yine bir blazer ekledim. Bu çok şık gösteren bir blazer. Bunu da böyle şifon, çiçekli elbiselerle falan giymeyi düşünüyorum. İşte jeanlerle de çok şık duruyor. Böyle bir parça ekledim. Rengi çok güzel. Tam beyaz değil. Şöyle biraz kırık, ekru gibi. Hatta dokusu da bu şekilde. Gerçekten çok hoşuma gitti. Hem bele de oturuyor. İnanılmaz şık bir parça. Bu cekette beden olarak small tercih ettim. Normalde hep X small'unu tercih ederim ben Zara'nın ama bunun kalıbında biraz daha dar bir kalıp olduğu için omuz yerleri biraz sanki içeride kaldı gibi geldi. O yüzden de hani small bedeni daha tam oturdu. Dediğim gibi biraz kalıbı dar bir parça. O yüzden hani siz de bedeninizi ona göre tercih edebilirsiniz. Şöyle çok tatlı bir elbise aldım. Buna bayıldım. Bunu giymek için sabırsızlanıyorum. Özellikle yazın böyle sandaletlerle giymek için sabırsızlanıyorum. Minik minik böyle leopar desenli, kahverengi üzerine leopar deseni olan çok güzel bir elbise aldım. Şöyle biraz hafif bol ve çift böyle sapları var. Böyle bağcıklı buradan. Kemik düğmeleri. Arkasında da şöyle bir lastiği var. Biraz daha esnek dursun diye. Ama ben bunu zaten yazın beklemem bence. Yine böyle blazerların içerisinde falan mutlaka kombinlerim diye düşünüyorum. Bunu da X small tercih ettim. Kumaşı falan o kadar güzel ki böyle ifil ifil. Yandan da böyle fermuar var. Çok sevimli bir elbise. Ayna çekimlerimi özlemişsinizdir diye aynadan çekiyorum. Gerçekten içeride ışığı falan pek ayarlayamadım. O yüzden buradan böyle göstereceğim. Bu elbisenin duruşuna bayıldım. Göğüslerinize tam sarıyor. Şuradan dediğim gibi böyle çift askılı geliyor. Bu yaz herhalde üzerimden çıkartmayacağım bir elbise. Ama dediğim gibi ben bunu yaza beklemem. Şimdi hemen üzerime bir de ceket alıp geliyorum. Mesela baharda da şöyle bir blazer'ın içerisine falan giyerim diye düşünüyorum. Ayakkabı olarak da şöyle sneakers'lar tercih ederim. Bir dakika. Bu aynam da var ama güzel göstermediği için hepsini şuradaki ışıkta çekiyorum. Burası daha güzel. Şöyle giyerim. Yes. Ve
çizgili oversize bir gömleğim var. Bu zaten kalıp olarak aslında oversize bir gömlek. Zaten bir önceki videoda elbiselerin üzerine falan giyiyordum. Zaten bunu göstermiştim size. Şöyle, bu normalde dediğim gibi oversize ama ben bunu small yerine small tercih ettim. Daha döklemli dursun, hani böyle tight'ların falan üzerinde de çok rahat olsun falan diye. Daha uzun dursun diye. O yüzden small aldım. Tam istediğim gibi durdu. Arkasındaki şu pile detayı falan çok hoşuma gitti. Tam böyle maskülen bir erkek gömleği şeklinde. Çok güzel bir gömlek. Bunu dediğim gibi kumaş pantolonlarla, jeanlerle, tight'larla, her şeyle çok rahat giyiyorum. Hatta bu tarz böyle oversize gömlekleri özellikle mesela şehir içerisinde böyle jean şortlar falan giydiğimde, daha kısa şortlar falan giymek istediğimde daha rahat ediyorum içerisinde. Daha çıplak hissetmiyorum çünkü tatil yerindeyken şort giymek falan o kadar rahatsız etmiyor ama şehir içerisinde biraz beni rahatsız ediyor. O yüzden üzerine böyle bu tarz böyle beyaz oversize döklümlü gömlekler veya bu tarz böyle çizgili gömlekler aldığımda içinde daha konforlu, daha rahat ediyorum. Öyle, onu da paylaşayım dedim. Bu elbiseye zaten ben gelir gelmez kargoyu açar açmaz sizinle paylaştım çünkü biliyordum tükeneceğini. Trendyol'da Dilbin'den aldım. Bu mağazayı bence butiği mutlaka Trendyol üzerinden takip edin. Çünkü Zara'nın muadil ürünlerini satıyor. Bu elbiseyi de oradan aldım. Zara'nın fiyatları o kadar uçunca artık benzeri butiklere dadanmaya başladım. Gerçekten yaka detayı o kadar güzel ki şöyle hafif böyle kalp gibi geliyor. Göğüsleri falan çok güzel oturuyor. Şöyle oldukça uzun ama bana biraz boyu uzun geldi. Belki triko kesen bir yerde bir tık daha diz altına kadar kestirebilirim. Dar bir kesim. Trikosu çok güzel. Mesela yazın da kullanabilirsiniz bu tarz bir elbiseyi. Hani çok böyle bunaltacak kalın bir triko değil. Ama şöyle çok da ince olanlardan, hani zayıf bile olsanız bütün hatlarınızı ortaya çıkaran, saran trikolardan da değil. Gerçekten çok şık duruyor. Mesela bu böyle bir elbiseyle akşam da çok rahat gidebilirsiniz hani yemeğe falan. Gündelik mesela ben sneakerslarla üzerine bir lacivert blazerımı falan alıp da öyle de kullanabiliyorum. Elbiseyi bu şekilde lacivert böyle ceketimin içerisinde giydim. Böyle blazerların içerisinde her renkte bir blazerle çok rahat zaten kullanabilirsiniz. Oldukça şık duruyor. Hani bunun altında ayakkabı tercihiniz tamamen bunu ya sporlaştıracak ya da daha da şıklaştıracak. Şimdi nefis bir elbise göstereceğim size. Gerçekten online verdiğim siparişlerin arasında en beğendiğim bu oldu. Bunu Bershka'dan aldım. Gerçekten yaz akşamları için çok güzel bir alternatif olabilir. Göğüs detayını falan çok sevdim. Tam üzerime oturdu. Jersey bir kumaş, böyle likralı. O yüzden herhangi bir yerinde bir fermuarı yok. Ve çok güzel oturuyor. Şurada bel açıkları var yanlarda. Çok çok seksi duruyor. Arkası da bu şekilde. Yanlardan da şöyle iki tane yırtmacı var. Bence çok güzel. İnce bir elbise bir de. Kalıbı falan çok hoşuma gitti. X small aldığımı söyledim mi bilmiyorum. X small bedeni bendeki. Bunu da online sipariş vermiştim. Normalde X small'lar oldu. Ama bunda da dedim ki hani bu böyle bir tişörtte bana small daha rahat olur falan dedim ama çok büyük geldi. O yüzden de giyip göstermek istemiyorum size. Çünkü ciddi anlamda şurası poşet gibi oldu. Hani keyfinizi kaçırmayayım. Ama tam beden alırsanız çok güzel olur. Çünkü üzerindeki şeyi, yani altındaki korse bölümü falan çift katlı. Bayağı güzel, kalıbı güzel. Ama ben göğüs yerlerini falan hiç dolduramadım. Hatta şu anda bir de bu indirimde 83 liraya düşmüş. O yüzden buna Bershka'dan bakabilirsiniz. Gerçekten güzel bir parça. Bence hani hevesinizi kırmayayım diye giymek istemedim ama güzel bir tişört. Şimdi diğerlerini de göstereceğim. Üzerimi de değiştirmeden hemen şunları geçtim ama bunları giyip de göstereceğim. Şöyle tweed bir top aldım. Gerçekten çok güzel. Böyle bir kalıbı falan çok iyi. Bunu da ikisi small söyledim. Bu çok dar oldu bana. Şimdi üzerine de giyip göstereceğim ama gerçekten zor girdim. Şöyle içi astarlı falan böyle yeşil. Renklerine bayıldım. Böyle beyaz jeanlerin içerisinde, işte beyaz ceketlerin içerisinde falan çok güzel duruyor. Hemen giyip geliyorum. Onu da göstereceğim. Bu Stradivarius'ta. Gerçekten güzel. Şu arkası da şöyle lastikli, aslında esniyor ama dediğim gibi burası falan bayağı kaslı yani. Biraz daha uzun olsa nefes alamayacağım o derece. O yüzden bunun da bedeninde değişiklik yapacağım.
sizde hani X-small normalde Zara'da giyiyorsanız bunlarla small tercih edebilirsiniz. Şöyle hem ceketimin duruşunu da görürsünüz hem de içine şöyle tweed'i giydim ama şurayı kapatmadım. Çünkü dediğim gibi beden değişikliği yapacağım, patlatırım diyordum, patladı. O yüzden ama bakın şöyle görün, göğüsleri falan aslında tam oldu. Yani kapanmasına kapanıyor ama nefes alamıyorum yani. Ama şöyle çok güzel olmadı mı? Bir de böyle gömleklerin içerisinde falan da giyilebilir. Şöyle bu arada jean'imi de tekrardan şöyle göstermiş olayım. Böyle. Bunu da çok beğendim. Aldıklarım arasında güzel ama bedenleri dediğim gibi çok tutturamıyorum nedense, yani Stradivarius'la Bershka'da, ama Zara'da mesela tık hemen aldığım gibi oluyor üzerime. Detaylı göstereyim size. Şöyle arkadan, arkası aslında lastikle esniyor falan ama hiç böyle kasmaya gerek yok yani. Dediğim gibi bir beden büyük alsam daha rahat edeceğiz. Ve yine beden konusunda yanlışlık yaptığım bir parçayla daha geliyorum. Normalde hep Zara'da 34 beden giyerim. Bu şortu da 34 tercih ettim. Yanları çok oyuklu, böyle etek gibi. Bu hangi markadaydı hatırlayamadım şimdi bu şortu ama geçen sene çok moda olmuştu böyle etek gibi duran şortlar. Bütün influencerların üzerinde. Bershka da bu sezon yapmış. Ben de hemen alayım dedim. Bunu da 34 seçtim. Taşlaması falan inanılmaz güzel. Şöyle bir dakika. Şöyle daha rengini net görün diye şöyle gösteriyorum. Modeli falan çok güzel. Hatta jean'in yumuşaklığı da çok güzel. Ama dediğim gibi arkadan çok daha açık gözüküyor. O yüzden bir beden daha büyük alacağım. Hem biraz daha bol gelsin. Çünkü böyle plaja falan giderken kullanacağım. Rahat. Rahat kullanayım. Bir de şöyle bir gömlek elbisem var. Yine diyeceğim bir önceki videomu da görmüşsünüz diye. Yani illaki size o bir önceki videoyu izlemediyseniz oraya yönlendireceğim. Şöyle su yeşili gerçekten çok hoşuma gitti. Gömlek elbiseler ciddi anlamda benim gardırobumda her zaman olan parçalar. Çünkü hem yazın hem baharda her zaman giyebiliyorum. Ve uzun kollu olduğu için hem ne sizi böyle çok bunaltan bir parçalar oluyor. Ne de böyle hani ilk baharda hemen böyle kolları falan açamıyoruz işte. Hem de böyle uzun olduğu için içinde hem çok rahat ediyorsunuz. Ve böyle herkes de size ay hemen yazı getirir misin demiyor. Mesela böyle gömlek elbiseler çok kurtarıcı oluyor. Hemen giy çık parçaları oluyor. Bu sezon zaten dediğim gibi yeşil renk de çok trend bir renk. Sezonun tam trend rengi yeşil. Ama ben bu tonuna bayılıyorum. Böyle bir gömlek elbise ekledim. Ciddi anlamda çok sevdim. Yanlarımda şöyle iki tane yırtmacı var. Beline kemer takarak kullanıyorum bunu. Öyle. Bir tane bu sezon yine böyle bir Beşiktaş Sinan Paşa pasajından, bu da metekalleme gibi, bir şey aldım butikten, böyle bir tulum aldım. Bunun taşlamasını, kemer detayını, arkasındaki ceplerini falan inanılmaz beğendim. Tek bir tane kalmıştı. Small aldım bunu. Aslında bir beden daha küçük olsa bana tam olurmuş. Çok da rahatsız edici bir büyüklüğü yok ama dediğim gibi bir beden daha küçük olsa daha rahat olurdu. Altı şöyle biraz mom jean gibi geliyor. Ama taşlamasına, rengine o kadar bayıldım ki. Eğer İstanbul'daysanız mutlaka o pasajdaki butiklere bir göz atın. Çok uygun fiyatlı güzel şeyler bulabiliyorsunuz. Ve tulumumu da giyeyim dedim. Tam giyerken şuradaki çıtı patlattım. O yüzden burada böyle bir potluk yaptı. Mesela şöyle önünü açabilirsiniz. İçine bu triko büstiyerleri de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Eğer almak istiyorsanız mesela. Bu tulumun gerçekten taşlamasına falan bayıldım. Çok hoşuma gitti. Bir beden küçük olsa şurası bu kadar düşmezdi. Ama aslında salaşlığı da hoşuma gitti. Şöyle çok rahat bir parça. Böyle butiklerde güzel şeyler bulunca hoşuma gidiyor açıkçası. Hem de çok uygun fiyata alabiliyorsunuz. Rengi falan çok güzel ve inanılmaz böyle kalın. Hani montsuz bile çıkılır. Çok güzel bu. Gelelim yine böyle uygun fiyatlı aldığım bir parçaya daha. Bunu Terkos pasajından aldım. Bildiğiniz erkek ceketi bu. Şöyle astarı falan o kadar güzel ki. Ve Vivian Westwood gerçekten orijinalmiş. Çünkü böyle etiketleri bayağı böyle yedek düğmeleri her şeyinde markanın amblemleri var. Çok hoşuma gitti. Benim zaten kalıp olarak çok beğendiğim için aldım. Böyle hani bir marka takıntım yok. Dokuması bu şekilde. Hafif de böyle parlak duruyor.
bildiğiniz 50 beden erkek ceketi. Erkeklerde de 50 bedenmiş en küçük. Neyse bana oldu. Ve bu sezonda hani böyle çok düz kesim maskülen ceketler çok trend olduğu için bu da üzerinde böyle çok sırıtmadı. Çok böyle içinde emanet gibi durmadı. O yüzden çok beğendim bunu. Ve lacivert bir ceket istiyordum. Çok hoşuma gitti o yüzden. Onu aldığıma mutluyum. İki tane jean göstereceğim. Zaten bunları aslında birçok videomda artık sık sık gördünüz ama izlemeyenler veya işte daha önce görmeyenler hala soruyorlar. O yüzden gösteriyorum. Şöyle Zara'dan yüksek belli, oldukça bol böyle wet leg dediğimiz model bir jean aldım. Aslında gerçekten yaz ve baharda bu tarz böyle beyaz jeanler. Ben daha böyle ekruya yakın, daha böyle tam beyaz olanları sevmiyorum ama daha böyle ekru tarzındaki pantolonları çok seviyorum. Ciddi anlamda çok kurtarıcı oluyor. Kombinlemesi en kolay jeanlerden bir tanesi. Böyle bahar geldiğinde mesela şu anda gösterdiğim her parçanın üzerine çok rahat kullanabilirsiniz. Böyle floral desenlerin altında, işte batik gömleğin altında falan çok çok güzel duruyor. O yüzden de böyle bir parçayı bence gardırobunuza mutlaka ekleyin diye söylüyorum. Bir tane de şöyle Zara'dan mavi bir jean aldım. Bunu çok seviyorum. Rengine bayılıyorum. Yumuşaklığına ayrı bayılıyorum. Yüksek belli oluşunu çok seviyorum. Şöyle tek dizinde yırtığı var. Çok böyle yırtıklı olan jeanleri çok sevmiyorum ama böyle tek bir dizi beni çok rahatsız etmiyor. Ve o kadar yumuşak ve güzel ki aynı kalıpta yırtığı olmayan bir tane daha bulabilseydim kesin Zara'dan alacaktım onu. Ama bu sezon Zara'nın jeanleri çok güzel. Mango'nunkiler de çok güzel. Böyle bunu da Zara'nın yeni sezonundan alabilirsiniz. Aldığımdan beri herhalde tek giydiğim jean o diyebilirim. Şu çantamı da göstereceğim. Bunu çünkü çok soruyordunuz ve hep özel fiyatlarda aldığım için ve bunu alalı epey oldu. O yüzden de çok sık tükeniyordu. Şimdi mağazalarda yeniden görmeye başladım. O yüzden tekrar ekledim. Şöyle peluş bir çanta. Dediğim gibi hala da indirimde bildiğim kadarıyla. 200 liradan 119 liraya falan düşmüş. Şöyle bir peluş çantam var. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Daha böyle spor duruyor. Böyle minik minik. O var. Bir tane de şöyle spor brası aldım Bershka'dan. Buna size Bershka turu yaparken görünce bayıldığım bir bura. Çok hoşuma gitti. Böyle altında 3 tane lastiği var ve çift katlı olduğu için de o kadar kalın ki çok rahat. Böyle tam böyle yumuşak bir eşofman üstü. Çok güzel. Hani asla içinizi göstermeyecek bir parça. Böyle derin iki taraftan V şeklinde. Bunu da Bershka'dan aldım. Bunu X small tercih ettim. Bu Bershka'dan aldığım burayı da deneyeyim dedi. Burayı da mesela böyle eşofmanların üzerine falan, hatta yazın böyle şortlar falan üzerinde çok rahat giyerim diye düşünüyorum. Şöyle yürüyüş falan yaparken kullanılabilir. Dediğim gibi çok kalın olduğu için asla içinizi göstermiyor. Penyesi çok güzel ve kaliteli. Bunu da böyle göstereyim, bunu çok beğendim. Ben hemen dediğim gibi bikini sezonunu açtım. Bunu da Zara'dan aldım. Rengine bayıldım. Şurada biraz patladı. Aslında çok güzel bir somon. Arkası şöyle, yani yanları şöyle iki iple geliyor. Herhangi üstten bir bağcığı yok. Böyle yumurtalık gibi duruyor. Üstten böyle göğüslerini hafif çıkartıyor. Çok hoşuma gitti. Küçücük bir şey. Onu small olarak aldım. Alt üst ayrı satılıyor. Altını almadım çünkü alt Brezilyan tipi. O yüzden de biraz fazla seksi oluyor. Bunu mesela başka bir şeyle karıştırabilirim. Hani böyle desenli sarı tonlarında falan. O tarz böyle bikini altlarıyla falan kombinlerim dedim. Ya da H&M'de bu tarz renkleri bulabilirim altını. Öyle mix and match yapacağım. Onu öyle düşünerek aldım. Bir de şu ayakkabılarımı zaten yine dediğim gibi görmüşsünüzdür. Daha önceki videolarımı izlediyseniz. Nike Blazer modeli. Bunları çok uzun zamandır istiyordum. Siz de paylaştığımda aynı soruyu sordunuz bana. Çünkü kullanan birçok kişi çok rahatsız. İşte çok böyle kalıbı kötü falan diye böyle yorumlar bırakıyordu. Ama model olarak bayıldığım için ben de yine de ısrarla almak istedim. Ama neden rahatsızlığı var? Onu söyleyeyim. Şöyle boğazlı olduğu için tabii ki bu boğaz yeri çok fazla böyle esnemiyor. O yüzden biraz orası sert kalıyor. Ben de mesela son deliğine kadar bağcığını kapatmıyorum. Mesela orayı tutturmuyorum. O yüzden de gayet rahat kullanıyorum. Yani benim ayağımda çok rahat.
Bir de ayakkabı kalıbıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben normalde 37 giyiyorum. Bunu 37,5 aldım. Bu modellerde buçuklu olarak gidiyor. Bazı ayakkabı mağazalarında mesela Divares'te falan buçuklular var. Onlarda mesela 37 giyerken 36,5 giyiyorum. Ama bu ayakkabının kalıbı der. O yüzden size 37,5 olur dediler. Gerçekten de tam ayağım oldu. O yüzden böyle bir hani 37 giyiyorsanız ya da hangi numarayı giyiyorsanız onun bir üst buçuklu olanını alabilirsiniz. Biraz uzunca anlattım o benim ama. Bir tane de şöyle bir kolyem var. Bunu da yine Zara'nın yeni sezonundan aldım. Böyle zincir kolyeleri çok seviyorum. Hem spor hem de şık gözüküyor. Mesela basic bir tişörtün üzerine falan böyle zincir kolyeleri taktığınız zaman o basic görüntü bir anda bir tık böyle hemen yükseltip daha şık bir hale getirebiliyor. O yüzden de böyle spor bir şıklık yaratıyor. Bunları görünce dayanıp alamıyorum. Bu biraz daha kalın. Bunun hatta eğer bu kadar künye gibi daha kalın olanlarını sevmiyorsanız bunun bir şey daha incesi var. Onu tercih edebilirsiniz. O da yine Zara'da var. Böyle. Umarım alışverişe çıkmadan önce size de fikir veren güzel parçalar seçebilmişimdir. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma gelmişken de abone olmayı lütfen unutmayın. Instagram'dan beni takip etmek isterseniz kullanıcı adımı da şuraya bırakıyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.